Ne o elbiseleri atmışsın öyle her tarafta? Onları bir toplar mısın? Mila görmesin. Tamam. Efendim Esra? Evet evet çıkıyorum şimdi. Ne? Cüneyt mi? Nerede şimdi? Tamam, kimseyi karıştırmayın. Geliyorum. Meryem Hanım. Ne olmuş? Bu Cüneyt işte. Var ya. Ne olmuş Cüneyt Efendi'ye? Cüneyt iyi değilmiş. Hastaneye gelmiş. Nöbet geçiriyormuş. Sabah kızım onun yanındaydı. Bir şey yapmış mıdır? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ama durum bu. Cüneyt'in şu an en son ihtiyacı olan şey evlenmek. Ama bunu ona ikna etmek şu an zor. Sen doktorsun, seni dinlemez mi? Meryem Hanım, Cüneyt şu an bir bardak su içmeye bile geri geldiğinde zor ikna olur. Yani garanti veremem. Ama elimden geleni yapacağım. Bu Cüneyt Efendi zarar verir mi kızıma? Bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Doktor Bey, bir 5 dakikam var mı Zeynep için? İyi günler Madam Szymanski. Madam Szymanski ile biz 5 sene boyunca bir projede çalışmıştık. Türkiye'yi çok sevmişti. Evet Suavi Bey, çok güzel zamanlardı. Madam bugün konuştuğumuz konuyla ilgili. Çok üzgünüm. Tekrar ifade etmek isterim. Sizden gelen bir isteği asla kırmam yoksa biliyorsunuz. Ya tekrar rahatsız ettim. Bu Meryem, Zeynep'in annesi. Size birkaç bir şey söylemek istiyor. Buyur. Görüyorum şu an. Duyuyor musunuz hanım? Madam. Hı? Madam. Madam hanım demek ya abi. Madam. Ben adınızı söyleyemedim. Benim kızımı almıyor musunuz okula kapalı diye? Fransa'da bazı kurallar katidir ne yazık ki. Ama kızım çok akıllı benim. Suavi Bey amca söyledi bize, okuması lazım dedi. Türkiye'de de çok güzel okullar var. Eminim Suavi Bey size yardımcı olacaktır. Benim kızım burada okula gidemiyor. Bey amca söylemedin mi? Ya bütün detayları anlatmadım canım. Ha tamam, şimdi kızım çok küçük daha. Onu evermek istiyor babası. Anlamadım. Evlenmek. Siz bir şey yapamaz mısınız? Alamaz mısınız okula? Ben gereği neyse çalışırım, borcu öderim. Ne yazık ki kurallar. Medeni bir ülkede kurallara uymak zorundayız. Şimdi gerçekten kapatmam gerekiyor. Suavi Bey, iyi günler. Hanım. Hanım. Madam. Buyurun. Ameliyat olsan sana... Benim kanımı verseler almayacak mısın? Susuzluktan ölecek olsam, elimden su almayacak mısın? Ben ölecek olsam, bana su vermeyecek misin? Çöle düşsek, bir aslan gelse, hangimizi yiyeceğine, kıyafete göre mi karar verecek? Sıcakta üşür müyüz? Soğukta yanar mıyız? Bu öğrettiğiniz ilmin kaideleri size başka bize başka mı? Benim kızım yapabiliyor işte. Anlıyor. Anlıyor, biliyor. Tabiatı anlıyor. Siz oradan anlamıyor gibi yapıyorsanız... zaten sizin öğreteceğiniz ilim de yalandır. Bunu söylemeye aradım. Suavi Bey... annesi bu kadar akıllıysa kızı gerçekten merak ettim. Bakın Meryem Hanım. Galileo diye bir bilim adamı Avrupa'da... 100 yıllar önce din adamları tarafından yargılanmıştı. Çünkü söylediklerinin İncil'e aykırı olduğunu iddia ediyorlardı. Ne diyordu biliyor musunuz? Dünya yuvarlaktır ve dönmektedir. Cahillermiş. Cahillerdi, evet. Fakat bilim adamları ispat etmeseydi, sizin tabi olduğunuz insanlar da inkar ederdi dünyanın yuvarlak olduğunu. Prensa bu konuda biraz katı belki, haklısınız. Ama
Bu katilin sebebi birileri inanışları yüzünden bilim insanlarını sindiremesin diye. Galileo yaptıkları gibi. Benim kızımın günahı ne bundan? Ona ilim öğrenme fırsatı vermezseniz nasıl seçecek neye inanacağını? Haklısınız. Çok ümitlenmenizi istemem. Ancak kesinize bir soru sormanızı isteyeceğim. Sorunun cevabını bana verecek. Görüşeceğim onunla. Dünya neden yuvarlaktır ve neden dönmektedir? Kimseden yardım almadan bu soruya vereceği cevabı merak ediyorum. Şimdi gerçekten gitmem gerekiyor. Yarın Türkiye saatiyle 14'te bilim kurulu var. Kızınız o kurula verecek cevabı. Ben bu konuda tek başıma karar veremem. Gerçekten gitmem gerekiyor Suavi Bey. İyi günler. Suavi Bey amca, zor mu kolay mı bu sual? Sorunun cevabını istemiyor Meryem. Zeynep'in cevabından Zeynep'in düşünme biçimini anlayacak, ona göre karar verecek. Ama sen çok iyi cevap verdin. Vallahi bravo. Helal be Meryem. Sen bizi ağabeye de sokarsın. Ya çakın dinleneceğim. Hadi. Tamam, tamam baba, tamam. Ben şimdi hastaneye gidiyorum. Meryem ne olur Zeynep'e bu soruyu sormayı unutma. Tamam mı? Unutmam. Benim kara kuzum Allah'ın izniyle cevaplar bu suali. Ha Meryem, senden bir şey rica etsem. Estağfurullah. Abimin odasında Beste'nin eşinin eşyaları var. Öyle bir hışımla attı herhalde hepsini ortaya. Onları bir beraber toplasak, Mira görürse morali bozulur. Yazık yavrum. Yapalım tabii. Adet mi sizinkilerde? Buyur. Yani hep çocukken mi evlendiriyorlar herkesi? Az da çoğu fark eder mi? Ben kızın durumuna çok üzüldüm Meryem. Ondan. Yani düzeniniz mi bu hep diye. Şimdi oraya gelsem kim bilir kaç çocuk bu halde mi diye. Benim başıma geldi, kızımın başına da geliyor işte. Peki buna kim karar veriyor? Bu sefer ben karar vereceğim. Kurtaracağım kızımı. Bunlar işte. Ya bu arada Beste'nin döneceğini sanmıyorum. Sen eğer bunlardan işine yarayacak varsa alabilirsin kendini. Yok çok şükür. Bunlar bana olmaz zaten. Niye öyle diyorsun ya? Tövbe estağfurullah. Şu tarafta da var. Sen yine ihtiyacın olursa alırsın. Benim bunu açmam lazım. Alo. Ha yarın gelsem? Bu nasıl karışmış ki buraya? Zeynep kitabını mı sardı acaba? Allah Allah. Ne yapıyorsun sen be? Bırak onu. Yavrum bizim bu. Annemin eşyalarını mı çalacaksın hırsız? Kızım, iftira büyük günahtır. Buraya karışmış bizim bu. Ya bir de vaaz veriyor ya. Bir de vaaz veriyor. İndirmişsin zaten her şeyi. Ne yapacaksın? Çalacak mısın annemin kıyafetlerini? Katlayıp yerine koyacaktım. Hande halana sor şahit. Ne oluyor? Hala gönder bak şu kadını evden. Annemin kıyafetlerinin hepsini indirmiş çalacak. Tövbe de. Olur mu yahu? Ben rica ettim Meryem'den yardım eder misin diye. Ya sen niye ondan yana çıkıyorsun ya? Dedem haklı sana ne dese. Sırf başörtülü diye onu bana savunuyorsun ya. Aa terbiyesiz. Ya baban istedi yardım ediyoruz. Topluyoruz eşyaları. Baban da görür o zaman. Ya nereye? Babama. Mira. Allah selamet versin. Yetişemedik anne. Yetişiriz. Bir şeye binseydik şurada. Yok anne, bir saat sürüyor yol, ben biliyorum. Bir sonraki sınava yetişirsin, bir kere daha sınav yaparlar. He? Hepsi benim yüzümden. Cüneyt Efendi'yi de ben hasta ettim. Kızım. Zeynep. Zeynep bak Levent Bey. Atlayın, hadi atlayın. Sen...
Yolda anlatırım, atlayın. Hadi. Babam bilim kurulunu oyalayacak. Merak etmeyin. Sen bizi nereden buldun? Esra aradı. Hastaneye gelmesi söyledi. Ben de hastaneye geldim. Anladım geç kalacağınızı. Oradan biridir. Takip ediyorum işte. Evet hanımlar. Sıkı tutun. Hadi geçin. Hadi Zeynepciğim, hadi kızım. Bir şey diyeceğim. Kızım sonra. Yok, şimdi. Ne oldu? Eğer sınavda kabul ederlerse beni Cüneyt Efendi'yi oradan çıkaracaksınız. Doktorun işi o. Öyle. Zeynep kızım, şu an şart koşacak durumda değilsin. Orada kalmasın, yazıktır. Tamam hadi, hadi, hadi kızım, geç kaldık. Ya 40 sene evvel nükleer enerjiyi temiz enerji diye satıyordunuz. Şimdi güneş enerjisini. 40 sene sonra pişman olmayacağınızı nereden bilelim biz? Bugün nükleer atıkları 3. dünya ülkelerine saklatıyorsunuz. Yarın otomobil pillerini saklatacaksınız. Güldürmeyin beni. Emperyalizmdir diyelim, geçelim. Suavi Bey, yine emperyalizm. Buradan da Çanakkale Savaşı'na bağlayacaksınız. Her zaman yaptığınız gibi. Fakat vaktimiz çok daraldı. Arkadaşımız yetişemedi herhalde. Bilakis efendim, bizim tartışmamızın bitmesini bekliyorlardı. Evet Zeynep, merhaba. Annen iletmiştir herhalde soruyu. Merhaba, evet. Dünya neden yuvarlaktır? Çekirdeği olduğu için. Nasıl? Her şey çekirdeğin etrafında dolana dolana olgunlaşır. Çekirdeğinden büyür ama özü hep çekirdektedir. O yüzden çekirdeğini ektiğimizde yeni tohum verir ama başka yere ekilince vermez. Kütle çekimine dair güzel bir tarif. Peki, neden yuvarlak olduğunu söyledim? Neden döner dünya? Durursa düşer. Cüneyt Efendi gibi. Her şey döner. Dönen her şey birbirini döndürür. Allah kainatı aşkla yaratmıştır. Deveran etsin diye. Aşk ilk harekettir. Sufizmden galiba bu söylediğin. Hazreti Ali. Tamam Zeynep. Çok teşekkür ederiz. Suavi Bey, size de çok teşekkür ederiz. Bizi Zeynep'le tanıştırdığınız için. Siz kararınızı bildirirsiniz artık. Aferin sana. Aferin. İyi hadi bakalım, biz çalışalım. Bize müsaade. Biz kütle çekimi konuşacağız. Ama bu bizi aşar. Aferin sana. Az önce Cüneyt için istediği şey... Çok merhametlidir. Cüneyt Efendi'yi o halde görünce dayanamadı. Yani böyle gençlik hevesi falan olmasın yani. Aklı takılmasın Cüneyt'e. Yok, yok. Kız okumak istiyor. Ama yine de dikkatli olmak lazım. Olurum. Keşke bir çare. Bir çare. Var aslında bir çare. Nedir? Tamam. Ben konuşacağım Cüneyt Efendi ile. İnşallah işe yarar. Kara kuzum demin Hazreti Ali dedi ya, oradan aklıma geldi. Sen tutacak mısın verdiğin sözü? Cüneyt'i bırakmayayım mı? Durursa düşer mi? Öyle görünüyor. Allah hakkında hayırlısını versin. Meryem Hanım, sizin fotoğraflarınız lazım. Vesikalık, biyometrik de olur.
Size pasaport çıkartmamız lazım. Biz bilmeyiz. Tamam. Tamam, yarın çektiririz. Hallederiz. Çünkü her an başvurmamız gerekebilir yani. Olur. Ok yaydan çıktı. Haklısın. Allah senden de bey amcadan da razı olsun. Hakkınız ödenmez. Bir delirdim korkudan ya. Telefonum da kapalı zaten. Bir neyin içine düştük biz Can? Neden neyin içine düştük biz? Babam öldürür beni ya. Bu adamlar sakat adamlar Mira. Beni öldürecekler zannettim ya. Mira. Gitmen lazım tamam mı? Babam gelecek birazdan. Gitmen lazım. Gidemem. Nereye gideyim? Adamlar her yerde beni arıyor. Nereye gidiyoruz? Karakola. Yakın mı? Nerede? Gülbağ. Yakın mı işte? Hep senin yüzünden melun. Ne işin vardı senin orada? Sana ne? Sen gördün mü benim hanımı çocuğu? Sen numara çevirdin bana. Ben anlamam kardeşim. Ben anlamam. Bana saldırdın, hesabını vereceksin. Ne yapıyorsun? Gel getir. Yok yok. Yok istemiyorum. Gerek yok ya. Vallahi. Ya getir. Mikrop kapar. Getir. Hayır olmaz bir şey. Yok be kız ya. Ben yapayım mı? Teşekkür ederim. Babam geldi babam. Babam geldi. Çık çık çabuk çık. Bir dakika. Çık. Duymuyor. Dedeye de eziyet ediyor edepsiz. Öyle denmez kızım. Niye eziyet etsin dedesini? Duyar şimdi. Bas kızım. Müzik sustu sanki. Bir dakika bir saniye bir dur. Çık bahçeden kızım, bahçeden git kimse görmeden. Bir dakika nereye gideyim saçmalama gidemem. Çık nereyse git nereyse git çık. Git. Kızım neredesin? Kızın değilim ben. Ne geldiniz yine? Niye açmıyorsun? Sana ne? Babam yok evde. Tamam dedene geldik biz zaten. Aa. E bütün çamur olmuş ya buralar. Ben hazırlanıp okula gideceğim. Siz de rahatsız etmezsiniz bir zahmet. Siz de geçin dedeme bakıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Ben temizlerim buraları birazdan kızım. Doyamadı kızım yavrum demeye var ya. Dede! Suavi Bey! Suavi Bey! Suavi Bey! Suavi Bey! Ne yaptınız dedeme ne yaptınız? Sen ne yaptın asıl yatıyordu yerde. Yalancı! Sensin yalancı. Kesin ikiniz de. Babanı ara. Ambulans çağır. Halana haber ver. Derhal. Sen de geç bakayım şuna. Suavi Bey. Hay Allah. Aç et aç baba ya aç. Ne yapıyorsun? Ne oldu? Montumu... Ne yapıyorsun burada? Bizim montumu almaya... Çek hocam. Git! Dedem düşmüş senin yüzünden haberin var mı? Dedem düşmüş? Bir bakayım ben. Git bırak git kızım, defol git! Bir sakin ol tamam bir montumu almaya geldim onu unutmuşum ya. Git dedi sana. Git. Ne
Aradın mı? İyi mi? Hastanede doktor görecek. Kötü mü yani? Yaşıyor ama bilinci kapalı. Yalnızca bir kişi binebilir. Tamam, benim de adam. Onlar yabancı. Tamam, geçin siz. Yardım ederdim. Olmaz hanım. Torunu gelebilir. Sizi bir arabayla taksi bulup takip edin bizi. Bekleyin, buradan sonra gelemezsiniz, doktor bilgi verecek. Mira. Mira, kızım, Mira. Allah şifasını verir. Biz duamızı ederiz. Korkma. Doktorlar yanında kurtulacaklıktan korkma. Anne. Babam börekçiye gider mi? Oku. Temiz kalbinle oku. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.